Biraz daha uzun bir konuşma yapmak niyetindeyim. Şu anlatmaya çalışacağım hikayeyi. Ama aynı yolu izleyeceğim. Ben de mimarlıkla doğrudan ilişkili ya da dolayımlı ilişkili bir takım şeylerden nasıl öğreniyoruz ve çok basit, neredeyse hep yapıla geldiği gibi bir şey yaparken de yapılabilecek ufak tefek basit önlemlerle aslında bir şeyi olduğundan daha iyi nasıl yapabildiğimizi anlatmaya çalışacağım. Beş tane projeden kısa kısa, hızlı hızlı söz etmeye çalışan Santral İstanbul, Göksu'da ofis, Lapisan, Doğan Holding, Yaşlı Bey evleri ve her birinde aslında sürdürülebilirlikten bir, fark, birbirinden farklı şeyleri nasıl anladığımızı aktarmaya çalışan. Biraz önce eski öğrencilerimden Can'ı gördüm ve şunu diyordu. Sürdürülebilir mimarlık deyince yarım kalmış inşaat geliyor aklıma. Çünkü sürdürülebilir olması için hala devamlılığının olması lazım. Ben de sürdürülebilirlikten ne anladığımı söylemeye çalışacağım. Santral İstanbul, Haliç'in kıyısında, Emre buradaydı biraz önce, Emre ile birlikte ve Han'ın da içinde olduğu, İhsan Bilgi'nin de içinde olduğu bir proje. Sürdürülebilirlik bazen eski bir endüstri yapısının artık işlevini yitirmiş, kapatılmış bir endüstri yapısının başka bir yapıya nasıl dönüştürülmesi gerektiğine dair kararları vermek ve o kararlar doğrultusunda bu yapının hayatını sürdürmesini sağlamak ve onu bir enteresan bir mekan olarak kullanmak da anlaşılabilir. Çünkü her şeyi yıkıp yerle bir etmek ve yenilerini yapmak yerine bazen onları dönüştürerek de bu sürdürülebilirlik meselesinin içerisine girebiliriz. Gördüğünüz gibi döneminin dünyanın başka yerlerinde yapıldığı yüksek teknolojilerle yapılmış bir yapısını zaten söküp atmanın ve biz buraya çalışmaya biz burada çalışmaya başladığımız zamana kadar hurdacılara satılmış demir yığınından başka bir şey gibi görülmeyen bu yerin nasıl sürdürülebileceği üzerine bir konuydu. Çok sıkı problemlerle karşılaşıyorsunuz bu sürdürmeyi yaparken. Mesela zemin aslında teknik olarak bir çamurun üzerinde inşaat yapmanız ve o yapıyı onun üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Kısaca bunu böyle özetlik bir biçimde sunabilmek için sözünü edeceğim yapı kırmızı ile işaretlenmiş yapı şu anda mimarlık fakültesi olarak kullanılıyor eski kazan daireleri yapısı müdahale edildikten sonraki görüntüleri yapıların ve müdahale sırasındaki yapılar işte olabildiği kadar elimizde ne varsa Emre'nin de Han'ın da yakından bildiği gibi elimizde ne varsa onu alabildiğine korumaya çalışarak yapılmış olan müdahaleler bulduğumuz zamanki halleri yapıların ve o şeylerin kazan dairelerine yeni işlevlerini yükleyerek onlardan yeni bir projeyi nasıl üretebileceğimize ve orayı nasıl bir mimarlık fakültesine dönüştürebileceğimize dair proje çalışmaları ve burada görüldüğü gibi yapının müdahale edilmeden önceki ve müdahale edildikten sonraki halleri arasındaki ilişki bir konuyu bilmeyen birisi için neredeyse hiç dokunulmamış sayılabilecek kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında bir hissin, bir teknolojinin, mekanın, elimizdeki kısıtlı olanakların adam gibi kullanılmasının ve bence en önemlisi aslında geçmişten devraldığımız kıymetli şeylerin kendi hayatımızda sürekliliğinin sağlanması açısından oldukça önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum bu yapının. Ve o sürdürülebilirliği biz şöyle anlıyoruz, oradan çıkardığımız kimi detayları önemsiyor ve yeni detaylarımızı da aynen o detaylardan yola çıkarak, kuşkusuz teknolojiler, malzemeler yapılıp edilebilecek şeyler artık çok daha gelişkin olduğu için biraz daha geliştirerek ama izlediğimiz yol o gördüğümüz şeylerin dönüştürülmüş halleri. Bu yapı kullanım sırasında mimarlık fakültesinin içinden ve biraz önce gösterdiğim eski fotoğraflarla bunların arasındaki ilişkiye baktığınız zaman gerçekten mekanın neredeyse bütün hisleriyle sürmekte olduğunu görüyorsunuz. Ve bir şey geçmiş zamanın enerji yapısı, bugünün bir eğitim yapısı olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. İkinci yapı Göksu'da bir ofis. Buradaki sürdürülebilirlik problemi de biraz daha farklı bir şey. Bizim geleneğimizde çokça var olan bu sözünü edeceğim yapının sağ tarafta göründüğü çok güzel bir resim olduğu için hep bununla başlamayı tercih ediyorum. Buradaki problem, buradaki sürdürülebilirlik meselesi aslında bizim geleneğimizde var olan ahşap yapı geleneğinden, ahşap yapı teknolojisinden acaba bugüne taşınabilecek kayda değer bir şey var mı diye bakıyoruz. Çok basit bir yapı, Küçücük bir yapı ama e, problemleri şöyle, e, yapının sol tarafında gördüğünüz şey küçücük olan yapının galiba şu buradaki ışık kırmızı olan değil mi? Ha, şurada da var. Onu beceremedim. Şurada gördüğünüz şey, evet. Şu, bu hangisidir? Kırmızı olan. Ama görmüyor. Aa, belli olmuyor. Tamam. Bende değilmiş suç. <laughs> Şu, şöyle yapayım. Yapının kendisi bu. 1957 yılında yapılmış olan bir ek var. Türkiye yasaları, Türkiye'deki yasalar bunu yıkıp yeniden yapmanıza izin veriyor ama buna dokunmanıza izin vermiyor. Bunu olduğu gibi korumanız gerekiyor. İlginç bir şekilde. işverenimle beraber bir riske girerek bu yapıdan böyle bir yapı türetip türetemeyeceğimize baktık. Yani şurada gördüğünüz gibi bu yapı bunun bütün pencere oranlarıyla, kütle etkisiyle aynısı ama acaba bu yapıyı da çekip uzatarak acaba eskiden böyleydi demeden ama böyle yapılıyormuş diyerek bir yapı üretilebilir mi diye bakmaya çalıştığımız bir yapıydı. Ve açıkçası eski ve yeni fotoğrafların karşılaştırmasına bakarsanız eğer Açıkçası bütün ayrıntılarıyla kullanılan ahşap boyutu, ahşap aralıkları ya e, hatta yapıp etmenin kendi teknolojisi bile aynen korunarak pekala bunun mümkün olduğunu, bugün de bütün bunların bir gerçekliği olduğunu bizim de yaparak anladığımız yapılardan bir tanesi. Dolayısıyla bu bir geleneğin, bir malzemeye ve bir teknolojiye dayalı bir geleneğin sürdürülebilirliğinin mümkün olup olmadığına dair bir çalışma. Üçüncü yapı bir iş hanı. Tam eski adıyla İş bir ofis yapısı tahmin edebileceğiniz gibi bu herkesin görünmek için yani atmadığı takla kalmayan bir yerde E5'in üzerinde kart aldı bir yapıdan söz edeceğim ama bildiğiniz gibi herkesin görünmeye çalıştığı bir dünyada sonunda hiç kimse görünmez o karambolun içerisinde kaybolur. Bu kargaşanın içerisinde gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönüşen bir alt tarafı sanayi, üst tarafı neredeyse gece kondu bölgesinden oluşan bir yerde ve bizim yapımız tam E5'in üzerinde yer alıyor. Bize verilen program ve bunun inşa edebileceğimiz yapı toplamına baktığımız zaman, acaba çeperlere yerleşip arsanın sınırlarına yerleşip olabildiğince büyük bir bahçeyi yapının ortasına bırakabilir miyiz? diye düşünmüştük. Biraz önce Michael konuşurken bu iç boşluk meselesini anlatırken buna benzeyen bir endişeyle yapının dışarıdan baktığın zaman içer, içerisi konusunda hiçbir fikriniz olmadığı için yapı bu. Görünmekse görünmek diyerek bunu bir keresinde Emre ile konuşuyorduk. Görünmenin en iyi yolu ne olabilir? Kırmızıya boyamak belki de. Ve içi bu ama. Ve dolayısıyla bu e içeride bunu yapınca çok basit bir şey yapıyorsunuz. Koridorlarınızı dışarıda bırakıyorsunuz. E ve çepeçevre yapıyla kapatılmış bir yer olduğu için rüzgarlardan ve büyük soğuklardan korunmuş bir yer oluyor. O bölgeleri ısıtmıyorsunuz, soğutmuyorsunuz. Orası için bir şey yapmıyorsunuz. Ne gerçekten de tam olarak eskiden iş hanı dediğimiz yerlerin mantığını acaba bugünün dünyasında bir kere daha deneyebilir miyiz diye baktık. Çok basit, hani düşey duvar yapmadan bayağı bütün balkon parapetlerini bitkilerle donatarak yapabilir miyiz? Dördüncü örnek Doğan Holding Genel Müdürlük Binası. Yapını, arsanın pozisyonu ve orada yapılacak olan yapının niteliği nedeniyle doğu ve batıya bakan, yani yapının uzun kenarları doğuya ve batıya bakıyor. Ve bu güneş ciddi bir problem burada bununla nasıl başa çıkarız diye düşünmüştük ve çok basit bir tedbirle hep yapıla gelen, herkesin yaptığı gibi ama doğru yönde, doğru açıda, doğru büyüklükte bu güneşlikleri kullanarak şimdi işletmeye alındıktan sonra yapı, mesela bu yapı kullanılmaya başlandıktan sonra görülüyor ki işletme giderleri, ısıtma, soğutma, özellikle soğutmadan dolayı olan giderler üçte birine falan inmiş durumda. Sadece pencerelerinizi üzerine düşecek olan güneşten korumak koşuluyla. Yapının bodrum katında gün ışığıyla aydınlatılmış bir şey. O ortak alanlar ve şeyin iki kat aşağıda olmanıza rağmen dışarıda olma hissini hala taşıdığını düşündüğümüz bir yer. Ve gerçekten de çok basit, çok basit bir tedbirle sadece kendileri burada, kimi zaman Duygu Erten'le, kimi zaman Gülay Zorar Gedikle çalışıyoruz. Ve onlar bize basitçe bir yol gösteriyorlar. Bunun boyutları şu, yönleri bu, dağılımları, aralıkları bu şekilde olmalıdır diye. Ve bunun bizim hesapladığımız bir şey değil ama işletme müdürlerinden aldığımız şeyler bunlar. Son örnek aslında bütün mimarlık meseleleri sanki şehirde dönüyormuş gibi kimse kırlardan söz etmiyor. Oysa biz uzun bir süredir kırsal kesimdeki mimarlıklar üzerine bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey şu, 2000 yılından beri her yıl 10 öğrenciyi alıyoruz ve birlikte İzmir'in Dikili ilçesinin Yahşibey köyüne yerleşiyoruz. Bir okulumuz var bu arada. Ve biraz önce söylediğim gibi kırsal kesimin geleneklerini, alışkanlıklarını ve oradan öğreneceğimiz şeylerin olup olmadığını onlarla birlikte aramaya çalışıyoruz. Son derece vasat bir yer. Ya bütün en olağanüstü yeri tarafı hiç olağanüstü bir şeyin olmaması. Bu siyahlar köyün dağılımı, rölevesi, kırmızılar da bizim müdahale ettiğimiz, bazen yeniden yaptığımız yapılar. Minareden çekilmiş bir fotoğrafta gördüğünüz gibi gerçekten hiçbir şey olağanüstü değil. Her şey son derece sıradan ve Türkiye'de binlercesini görebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Orada yaptığımız bir takım yapılar üzerinden geçerek bir şeyi aktarmaya çalışacağım. Plan çözümlerinden, yapıların kullanışlılıklarına, kullanışlılıklarından malzemeye, malzemeden yapım yöntemlerine kadar aynen yapıla geleni yapıyoruz. Tek farkımız onu biraz iyileştirerek, onu biraz geliştirerek, depreme karşı daha korunaklı Ama bu fotoğraflardan da gördüğünüz gibi, tamamen yerel olanakları kullanıyoruz. Hiçbir şey taşıyıp getirmiyoruz. Daha fiyakalı veya daha e, e, iyi olduğunu bilsek bile onu karşılayacak malzemeler arayıp bulmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki artık burada yaşayan insanlar, bu evlerde yaşayan insanlar köylüler olmadıkları için onun iç kurguları, orayı, o evi kullanacak olan insanların e, şeylerine bağlı, tercihlerine bağlı. Burada gördüğünüz gibi bir zaman sonra Bizim müdahalelerimizle köyde zaten var olan şeyler birbirine karışmaya başlıyor. Biz onlardan öğreniyoruz. Onlar da bizden öğreniyorlar diye bir şeyimiz var. Aslında bütün meseleyi özetleyen bir detay olduğunu söyleyebilirim bunun. Bizim kattıklarımızla oradaki küçük zanaatkarlıkların bir araya getirilişinin bir örneği olarak. Bütün bunları yapabilmek için köyde bir ustayla çalışıyoruz ve o köydeki ustayla çalışabilmek için de onun anlayabileceği dilde çiziyoruz bunları. Yani bildiğimiz anlamda proje çizip götürdüğümüz zaman başlangıçta o projelerin okunmasına bile imkan yoktu. Gördüğünüz gibi çok basit bir takım çözümler ve çok basit malzemelerin bir araya getirilmesinden oluşan yapılar. Kullanışlı, hor kullanmaya uygun ve nereden geldiği belli olmayacak bir biçimde yabancılık çekmeyeceğiniz şeyler. Bizim gibi düşünen inşaat mühendisleriyle çalışarak orada beton arme gibi taş armeler oluşturarak böyle ilginç ilginç basit bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz. Burada son yaptığımız yapı, bütün bu çalışmalarımızı içinde gerçekleştirmeye karar verdiğimiz Emre Senan Tasarım Vakfına ait bir yaz okulu binası. Diğerlerinden biraz daha farklı ve biraz daha büyük ama aynı basit şemaya dayalı. 10 öğrenciyle 15 gün burada kalıyoruz ve bütün bu biraz önce anlattığım bu köye dair zanaatkarlık, malzeme yapıp etme gelenekler, alışkanlıklar gibi şeyleri tartışmaya çalışıyoruz. Ve bu 15 gün birlikte yaşamanın getirdiği bir takım iyilikleri de bu 2000 yılından beri sürdürdüğümüz bu çalışmada artık görünür olarak hissediyoruz. Ve bu da bir tür sürdürülebilirlik. Aslında bizim önemsediğimiz kimi ayrıntıların öğrenciler tarafından da hayatlarının içinde önemli ayrıntılar olmasını önemsediğimiz için buradaki yoz okuluyla, ortak projelerle bu meseleleri tartışıyoruz. Bu kırsal kesimin mimarlıkla ilgili meselelerini. Ve sonra köylüleri de toplayıp onlarla birlikte yaptığımız jürilerle bu sürdürülebilirlik meselesini ince ince dokumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.